Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Değerli abiler hoş geldiniz. Cenab-ı Hak külli istifade etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. 20. mektubun ikinci makamını okuyacağız. 2. makamının 9. kelimesini 20. mektubun Başında mukaddimede bir ifade var. Onu okuduktan sonra 9. kelimeye geçeceğiz. <laughs> 20. mektup Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah ve hu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve hu hayyul la yamut bi yedil hayr ve hu ala kulli şey'in kadir ve ileyhil masir. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada, sahih bir rivayette ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi tevhidiyenin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret hem bir mertebeyi tevhid-i rububiyet hem bir ismi azam noktasında bir kibriyay vahdet ve bir kemale vahdaniyet vardır. Evet sabah ve akşam namazından sonra okunması çok faziletli olan bu cümleyi tevhidiyenin 11 kelimesi var. Şimdi bu 11 kelimesinin bizim okuyacağımız kısım ikinci makam. İkinci makamda da hususan bir tevhid-i rububiyet ve ismi azam noktasında bir kibriyay vahdetini, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini ilmi delillerle üstadımız ispat ediyor. Şimdi biz birinci makamı geçeceğiz. İkinci makamı tevhide bakan kısmı, Cenab-ı Hakk'ın rububiyete bakan kısmı ve ismi azam mertebesini taşıyan diyor bir kibriyay vahdaniyet vardır diyor ya. Yani Cenab-ı Hakk'ın birliğini gösteren azametini, büyüklüğünü gösteren bir tevhid hakikati var. Bu noktayı e, ikinci makamda bu manalar daha çok nazara veriliyor. Biz de okuyup istifade edeceğiz inşallah. Dokuzuncu kelime biye değil hayır. Yani bütün hayrat onun elinde, bütün hasenat onun defterinde, bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse, hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Evet, bu üstadımız şimdi ifade edeceği manalar bu cümlenin üzerinden, bu cümleyi açıyor üstadımız. Bir daha tekrar okuyup anlamaya çalışalım. Bir değil hayır manası yani bütün hayrat onun elinde, bütün hayırlar onun elinde. Bütün hasenat, bütün güzellikler onun defterinde. Bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Bak şimdi birazdan da hani bunun üzerine ifade edecek dedim ya bu manayı. Bir tevhid hakikati var. İşte bu tevhid hakikati Allah'ın birliği tam anlaşılmadığı zaman insan gaflet edip yani yaptığı iyiliği bile kendisinden bilebiliyor. Yaptığı hayrı kendisinden biliyor. Yaptığı ihsanatı kendisinden bilebiliyor. Halbuki her şey ne dedi? Bütün hayrat onun elinde. Bütün hasenat, güzellikler, iyilikler onun defterinde. Bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli. İyilik arzu eden ona yalvarmalı. Biz bir iyilik istiyorsak, yapmak istiyorsak Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde olduğu için ondan isteyeceğiz, o halk edecek, verecek. Seni ona mazhar edecek, seni ona vesile edecek. Eğer o istemezse, o sebep etmezse, vesile kılmazsa sen iyilik yapamazsın. Demek iyilik senden değil. İyilik Cenab-ı Hak'tandır, Sen niyet edersin. Cenab-ı Hak hazinesinden sana lütfeder, sana verir. O yüzden ne dedi? İyilik isteyen, hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Şu kelimenin hakikatını kati bir surette göstermek için ilmi ilahinin hassiz delillerinden bir geniş delilin emarelerine ve lemalarına şöyle işaret eder ve deriz ki şu kainatta görünen efal ve şu kainatta görünen efale tasar tasarruf eden tasarruf edip icat eden saniyin sanatkar olan Allah'ın bir muhit ilmi var. Bir muhit ilim. Her tarafı ihata eden, kuşatmış olan Cenab-ı Hakk'ın ilmi var. Yani vücut alemine ne çıkmışsa Cenab-ı Hakk'ın ilmi oradadır. Gördüğümüz her ne olursa bitki olsun, nebat olsun, hayvan olsun, insan olsun, ağzaları olsun, hücre olsun, yıldız olsun orada Cenab-ı Hakk'ın ilmi taalluk ediyor. Her zaman ve daimi olarak Cenab-ı Hakk'ın ilmi orada işliyor. Hatta bildiğimiz bilmediğimiz şeyler dahi. Bazen böyle bir şey hayal ederiz. Ben bugün şu işi yapsam mı? Buraya gitsem mi? Şunu yapsam mı? O hani tasavvur yönündeki o hayaldeki olan şey var ya. Hani hayalimize geliyor ya. O hayalimize gelen şey dahi Cenab-ı Hakk'ın ilminde vardır. Zaten onun ilminde olmayan bir şey senin hayaline de gelmez aklına da gelmez, tasavvur bile edemezsin. Onu bile Allah biliyor. Allah senin niyetini biliyor. Düşündüğünü biliyor. Hayalinden geçeni biliyor. Böyle bir ilim var. ilmi muhit. Yaratılan şeylerde, vücuda gelen şeylerde, gelmeyen şeylerde. Daire-i da çıkmış olanlarda, çıkmayan gayb aleminde olanlarda, Hepsi Cenab-ı Hakk'ın daire ilminde var. <laughs> Ve o ilim onun zatının hası ı O ilim ona has, onun zatının gereği olan bir şey. O ilim, ilmi muhit. İlmi yani her tarafta ilminin ilmiyle hükmetmesi. İnfikakı muhaldir. Allah'ın ilminin her yerde olması onunla ona lazım bunun dışındaki bir mana mümkün değil, imkansız. Nasıl ki güneşin zatı bulunup ziyası bulunmamak kabil değil, öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki, şu muntazam mevcudatı icat eden zatın ilmi ondan infikak etsin. Evet bir güneş varsa, güneşin mukabilindeki her şey güneş ışığıyla onları ışıklandırır. Güneş onları ışıklandırır. Ondan binler derece dahi Cenab-ı Hakk'ın ilmi yaratmış olduğu bütün her şeyde her şeye ihat ediyor. Cenab-ı Hakk'ın orada ilmi var. İlminin orada olmaması, oradan ayrılması, bulunmaması mümkün değil. Şu ilmi muhit, Cenab-ı Hakk'ın ilminin her yerde olması, o zata lazım olduğu gibi, taalluk cihetiyle her şeye dahi lazımdır. Yani, Hiçbir şey ondan gizlenmesi kabil değildir. Perdesiz güneşe karşı zemin yüzündeki eşya güneşi görme, görmemesi kabil olmadığı gibi o alem Celal'in nuru ilmine karşı eşyanın gizlenmesi bin derece daha gayrı kabildir, muhaldir, imkansızdır. Çünkü huzur var pirenin midesini tanzim eden kimse manzume-i şemsiyeyi dahi o tanzim etmiştir. En küçük şeyden ta en büyük şeye kadar şeye, şeye kadar Cenab-ı Hakk'ın ilmi orada çünkü huzur var. Her şey daire-i huzurundadır. Ondan gizlenen hiçbir şey yok. Çünkü huzur var. Yani her şey daire-i nazarındadır ve mukabildir ve daire-i şuhudundadır ve her şeye nüfuzu var. Her şeye nüfuzu var şu camit güneş, <laughs> şu aciz insan, şu şuursuz röntgen şua gibi zinurlar, nur sahipleri, hadis, nakıs, sonradan yaratıldıkları halde, ezeliyeti olmadıkları halde, nakıs, kusurlu, arizi oldukları halde, onların nurları mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz ederlerse, Elbette vacip ve muhit ve zatı olan nuri ilmi ezel hiçbir şey gizlenemez ve haricinde kalamaz. Yani böyle sonradan yaratılmış sonradan yaratılmış nakıs eksik kusurlu olan güneşin bak eşyaya ihatası var. Eşyayı huzurunda olan her şeyi aydınlatıyor, ışıtıyor, ısıtıyor. İnsan Değil mi? Kalbinden, aklından geçenleri biliyor. ihtiyaçlarını biliyor, hissediyor. Ondan sonra e, röntgen şuağı gidiyoruz hastaneye geçiyor röntgenin karşısında. içimizde ne var ne yok hepsini çekiyor. Görüntüyü çekiyor. Halbuki bir perde var, vücut perdesi var ama röntgen içerideki azalın organlarımızı çekiyor. Ne var ne yok gösteriyor. Sonradan yaratılan ve eksik kusurlu ve nakıs olan şeyler böyle iş, eşyanın iç yüzünü görebilme yani az da olsa görebilme kabiliyetleri varsa nuru ilmi ezel e, do, e, böyle bir şeyleri varsa elbette vacip ve muhit ve zati olan nuru ilmi ezeliden ezeli bir ilim sahibi olan Allah'tan hiçbir şey gizlenmez ve haricinde kalamaz. Şu hakikate işaret eden kainatın had ve hesaba gelmez alametleri, ayetleri vardır. Ez cümle, bütün mevcudatta görünen bütün hikmetler o ilme işaret eder. Çünkü hikmet ile iş görmek ilim ile olur. Evet, bütün mevcudatta görünen bütün hikmetler o ilme işaret eder. Çünkü hikmet ile iş görmek ilimle olur. Hem bütün inayetler, tezyinatlar, süslendirmeler, lütuflar o ilme işaret eder. İnayetkârane, lütufkârane iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Hem her biri birer mizan içindeki bütün intizamlı mevcudat ve her biri birer intizam içindeki bütün mizanlı ve ölçülü hayat yine o ilmi muhite işaret eder. Çünkü intizam ile iş görmek ilimle olur. Ölçüyle, tartı ile sanatkarane yapan elbette kuvvetli bir ilme istinaden yapar. Evet, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde bakıyoruz bir hikmet gözetiliyor, fayda gözetiliyor. Ona göre vücut veriliyor, ona göre süslendiriliyor, ona göre lütuflar, insanlar ediliyor. Misal yani. Yani mevcudat ad edince misaller. Hepsi birer misal. Zerre de misal, yıldız da misal. Her şey, vücut alemine gelen her şey ilmi ilahiye, Allah'ın ilminin muhit olduğunu, her tarafı kuşattığına göstermeye birer delil. Ve diyor hikmet takip ediliyor, fayda takip ediliyor. Mesela bir çocuk dünyaya geliyor, küçük bir çocuk. Bak Allah bir hikmeti esas tutuyor o küçük çocuğa bir sevimlilik veriyor. Çok nazik, böyle ruhu tırmalayıcı bir ağlama sesi veriyor. Bir ağlamaya başlıyor. Bütün kahramanları kendisine hizmetkar ediyor. Anasını, babasını, orada padişah da yoksa, kral da yoksa kendisini hizmetkar ettiriyor. Bak orada bir hikmet takip ediliyor. Cenab-ı Hak hikmet koyuyor. Ona nazik bir vücut böyle tırmalayıcı, şefkati, tahrik edici bir ses veriyor. Bir de öyle latif bir böyle güzel bir cemal veriyor ki, bir sima veriyor ki, kim görse o yavrucuğa acır. Ha, ona acır. Düşün şimdi he, e, hani şey olmuş olsa, o çocuk olgunmuş gibi doğsa, 70-80 yaşında, yani öleceği yaştaki simayla doğ, doğ, doğmuş olsa, yaşlanmış, buruşmuş, diyelim sakalı beyazlaşmış, saçı dökülmüş, böyle bir çirkin simayla doğsa, o çocuğu kim sevecek? Ağlasa, baksan, cık, yok yani, böyle tamam belki bakarsın acil diye ama, isteyerek, şefkatle pek olamaz. Ama Cenab-ı Hak bak, doğarken, ona öyle nazik nazenin güzel bir cemal veriyor. Kim görse ay yavrucuk aman aman böyle nerede bunun annesi hemen böyle onun imdadına koşmak, ona yardım etmek herkesin kalbine geliyor. Çünkü nazik. Bak aslanların, kaplanların yavrusu dahi seviliyor. Bak çünkü doğduğunda o aslan yavrusu zararsız. Sevimli, zararsız, küçük kimseye bir zararı olmaz. Bak herkes, o yavruları seviyor değil mi? Bütün hayvanatın yavruları, zarar vermeyen yavruları, bak sevimlidirler. Yılanın yavrusu sevimli olmuyor. Niye? O da zehirli çünkü. O sevilmez ki mübarek, küçük dayı olsa sokar, senin zehirler öldürür. Ama aslanın yavrusu sevi seviliyor mesela. Çünkü zararsız, kedi gibi bir şey o zaman. Bak Allah bir hikmet koyuyor. Bir hikmet koyuyor. Her şeyde böyle. Her şeyde böyle. Demek bir ilmi ilahi var ki o şekilde yaratıyor. Hem diyor e, annelerinin şefkatlerini onlara yardımcı vermesi. Annelerinin şefkatlerini o yavrulara yardımcı vermesi. O da Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin, ilminin bir tezahürü. Allah şefkat vermezse yavruya bakamaz. Bakmak istemez. Cenab-ı Hakk'ın bu da bir inayeti, bir lütfu. Demek bir ilmi ilahi var. Ona göre, hikmetlere göre, gayelere göre şey yapıyor, terbiye ediyor. Hem bütün mevcudatta görülen muntazam miktarlar, hikmet ve maslahata göre biçilmiş şekiller bir kazanın düsturlarıyla ve kaderin pergarlarıyla tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler bir ilmi muhiti gösteriyor. Evet, bütün mevcudatta görünen muntazam miktarlar. Yani kainat şu yani dünyanın ta yaratılışından kıyamete kadar yağacak yağmurun miktarı belli. Allah ilmi ezelisinde onu tespit etmiş, tayin etmiş. Bu sene bize ne kadar erzak lazımdır, yiyecek lazımdır o belli. Al razzaku <laughs> kuvvetil metin. Cenab-ı Hak diyor ben senin rızkınıza kefilim. Bak kaç 7 milyar insan var. Bak Cenab-ı Hak kışta erzakı tükenmiş olan o mahluklara insan olsun, hayvan olsun değil mi? Bak rızıklarını baharda onlara gönderiyor hem de böyle baharda çiçeklerle müjdeliyor. Nasıl böyle bir yere davet edilirsin, güzel şaşalı bir yere. Oranın sahipleri yani ne yaparlar? Böyle bir halı sererler. Ondan sonra çiçeklerle süslerler etrafı, ışıklandırırlar, parlatırlar süslerle. Cenab-ı Hak da böyle yeşil halı serip, üzerine rengarenk çiçekleri dağıtıp, bize ileride gelecek o şeye davete adeta böyle önümüze halıları serip adeta bizi çiçeklerle müjdeliyor. Davet ediyor. O çiçekler de gelecek olan rızkın adeta işaretçisi oluyorlar. Kışta erzakı tükenen o mahlukata erzaklarını onlara onların tam ihtiyaç ihtiyacı olduğu kadarını göndermek, değil mi? Bir ilmi ilahi var yani. İlmi ilahiyle oluyor. Bak şimdi hangi sene olsun ki böyle bu sene işte patates çoktur. Ana çok çok patates yani boşa yaratıldı haşa dökelim gitsin. Yok yani. Tam ihtiyaca göre gönderiliyor. Meyve öyle, sebze öyle, her şeyi öyle. Her şeye göre öyle. Yani değil mi? Yavrulara şimdi ileride gerçi onu şey yapacak da izah edecek. Yani bak yeni dünyaya gelen bir yavruya Cenab-ı Hak ona memeler musluğundan sütü akıtıyor. Onun ihtiyacına göre o sütte de o çocuğun ihtiyaç duyduğu bütün vitaminler, proteinler neyse o sütün içinde bulunuyor. Çocuk biraz büyüdü mü o sütteki gıda ona o gıdaya ihtiyaç olmadığından Cenab-ı Hak artık sütü kesiyor. Diyor ki senin rızkın artık burada değil. Senin rızkın başka yerlerde git ara bul. Demek bir ilmi muhit var ki bak ona göre yapıyor. Ona göre tanzim ediyor. Hem bütün zihayatta her birisine layık bir tarda münasip vakitte ummadığı yerde rızıkları vermek. Bir ilmi muhit ile olur. Çünkü rızkı gönderen rızka muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ihtiyacını idrak edecek, sonra rızkını layık bir tarda verebilir. Hem umun zihayatın, bütün hayat sahiplerin, İbham ünvanı altında bir kanunu tayine bağlı olan ecelleri belirsiz bir zamanda tayin edilmiş olan ölümleri, ecelleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü her tayfenin Gerçi fertlerin zahiren muayyen bir vakti eceli görünmüyor. Fakat o taifenin iki had ortasında mahdut bir zamanda, sınırlı bir zamanda ecelleri muayyendir, belirlidir. Evet yani her yani fert fert belki ölüm zamanları farklı oluyor ama tür olarak yani cins olarak ne zaman ölecekleri belli. Bak Cenab-ı Hak sinekleri baharda halk ediyor kışa girmeden onları vefat ettiriyor. Ahiret alemini alıyor, daire ilmini alıyor. Onlar bak neden? Çünkü onlar diyor kışın şiddetine, şiddetine maruz kalmamaları için, sıkıntı çekmemeleri için Cenab-ı Hak onları şey yapıyor, onları alıyor, dünyadan alıyor. Eğer onlar ölmeseydi, kışa girmeden önce ölmeseydi diyor, onlar kışın ne kadar sıkıntı çekeceklerdi. Bak Allah onların ölümlerini belli bir zaman içerisine tahdit ediyor, sınırlandırıyor. O vakitte onları onların hayatına son veriyor. Yani bu dünyadaki vazifelerini bitirtiyor, terhis ettiriyor. Hem bütün mevcudata şamil, her bir mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı, bir rahmet-i içinde bir ilm-i gösteriyor. Çünkü mesela, zihayatın etfellerini, tıfıllarını, yavrularını, süt ile iyaşe eden ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden elbette etfali tanır, tıfılları o yavruları tanır, ihtiyaçlarını bilir ve o nebatatı görür ve yağmurun onlara lüzumunu ve yağmurun onlara lüzumunu derk eder, anlar, sonra gönderir ve hakeza bütün hikmetli, inayetli rahmetinin hassiz cilveleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem bütün eşyanın sanatındaki ihtimamat ve sanatkarane tasvirat ve mahirane tezyinat, mahirane süslemesi bir ilmi muhiti gösteriyor. Değil abi? Denizdeki olsun, karadaki olsun, yürüyen olsun, uçan olsun, Bakıyoruz değil mi? O kuşlara, onlara renkli renkli gagalar takması. Ondan sonra onlara şeylerine göre, cinslerine göre onlara şekiller vermesi. Bakıyoruz kanadına, işte sarı, kırmızı, sarı, kırmızı. Bakıyoruz böyle benek 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 süslendirilmiş. Her bir böyle kuşun bakıyoruz ayrı ayrı böyle bir süs takılmış. Belli ki bir ilm-i muhit var. Yani Allah'ın bir ilmi var, bir sanatı var ki orada o şekilde o sanat şey alıyor. Sanat şekil alıyor. Öyle olmasa yani şuursuz, iradesiz olan zerre nasıl orada gidiyor? O kanatçığın bir kısmı sarı oluyor, bir kısmı kırmızı oluyor, bir kısmı yeşil oluyor, mavi oluyor. Halbuki zerrenin yapısı aynı. Peki o boya neden o hayvanın şeyine göre yapısına göre o şekilde şekil alıyor. Neden dağınık değil, karışık değil? Demek bir ilim var ki yani onu o şekilde tasvir ediyor. Bir ilmi muhit var. Her tarafı kuşatan bir ilim var. Bütün o şeyleri, bütün mahlukatı ona göre renklendiriyor, boyuyor, süslüyor. Çünkü binler vaziyeti muhtemele içinde muntazam ve müzeyyen, sanatlı ve hikmetli bir vaziyeti intihab etmek. Evet çünkü binler vaziyeti muhtemele içinde. Muntazam ve müzeyyen... ...sanatlı ve hikmetli bir vaziyeti intihab etmek... ...derin bir ilim ile olur. Hepimiz oturuyoruz. Yani mesela yemeğimizi yiyoruz. Elma da yesek, armut da yesek... ...et de yesek, ne yersek yiyelim... ...bizim ruhumuz kimse... ...şahsımız kimse simamız ona göre o şekilde devam ediyor. Bugün ben elma yedim, ondan sonra farklı bir e, şekil alacak e, yüzüm, vücudum. Öyle değil. Karpuz yedim, farklı bir şekil alacak. Et yedim, farklı bir şekilde. Değil. Bana verilen şahsiyet neyse, Allah tarafından, o şahsiyet o şekilde devam ettiriliyor. Bak, Allah bize nasıl bir şahsiyet vermişsek, biz kimsek, Yediğimiz şey gidip bir yerde toplanmıyor. Bir yerde birikmiyor. Ruhumuza göre şey alıyor, şekil alıyor. Yediğimiz şeyler, içtiğimiz şeyler, her şey. Demek Allah'ın bir ilmi var ki, muhit bir ilmi var ki, her tarafı ihata eden, kuşatan bir ilmi var ki, o yenilen, içilen şeyler, o Cenab-ı Hakk'ın e, şey verdiği, yani şahsiyet verdiği şeylerin yapılarına göre suret alıyorlar, şekil alıyorlar. Bütün eşyada şu tarzı intihabat, bütün eşyalarda tercih edilen bu şekiller, bu tarzlar bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem icat ve ibda eşyada kemal-i suhulet, mükemmel bir kolaylık, bir ilmi ekmele, mükemmel bir ilme delalet eder. Çünkü bir işte kolaylık ve bir vaziyette suhulet, derece ilim ve maharetle mütenasiptir. Ne kadar ziyade bilse o derece kolay yapar. İşte şu sırra binaen her biri birer mucize-i sanat olan mevcudata bakıyoruz ki her biri birer mucize-i sanat olan mevcudata bakıyoruz ki hayretnuma bir derecede de suhuletle kolaylıkla külfetsiz dağdağsız kısa bir zamanda fakat muciz bir surette icat edilir. Demek hassiz bir ilim vardır ki hassiz suhulete yapılır, hassiz kolaylıkla yapılır. Ve hakeza meskur emareler gibi binler alameti sadıka var ki şu kainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır. Her yeri, her şeyi kuşatan bir ilmi vardır ve her şeyi bütün şuunatıyla bilir, sonra yapar. Yani diyor, kavunun letafetine bakan bir adam, onun yenilmek için olduğunu, aslanın yaratılışına, aslanın dişine ve pençelerine bakıldığı zaman, dişine ve pençelerine bakıldığı zaman, onun parçalamak ve itiraz için yaratıldığını bilir. Bak ona münasip bir vücut giydiriyor Allah. Aslan yaratıyor. Ruhunda bir parçalayıcılık özelliği var. Ona göre de bak Allah tırnaklar veriyor, dişler veriyor. Kavuna bak bir letafet veriyor. Güzel kokular takıyor. Tat veriyor. Niye? Onu insan yiyecek. Ta ki müşterileri cezbesin. Allah güzel kokular sürdürüyor. Demek ki yani bu kadar bu şeyler, bu takip edilen hikmetler her bir şeyde, her şeyde demek bir ilmi umuhit var, her şeyi ihata eden bir ilim var, her şeyi tanıyan bir Allah var ki bunları böyle hikmetlere göre tanzim ediyor, tasarruf ediyor, yapıyor. İşte şu sırra binan, okuduk. Demek hassiz bir ilim vardır ki, Hadsiz hürletle yapılır vahakize. Meskur emareler gibi binler alameti sadıka var ki, şu kainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır ve her şeyi bütün şuunatıyla bilir, sonra yapar. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstehak olduklarını bilir Hikmet ve rahmetin muhtezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Şimdi belki de bize bakan en önemli kısmı bu. Şimdi bir ilmi muhit var. Yani şu an buraya kadar üstadımız her yönüyle Cenab-ı Hakk'ın ilminin her şeyi kuşattığını, ihata ettiğini çok delillerle ispat etti, gösterdi. Biz bundan nasıl bir ders alacağız? Netice olarak Allah'ın o ilmini bildikten sonra, tanıdıktan sonra, böyle bir ilmin oldu, olduğunu idrak ettikten sonra diyor ki madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür insanları ve insanların amellerini görür. Gözü yaratan zat gözün gördüğünü de görür, öyle yapar. Cenab-ı Hak görüyor. Gözün gördüğünü de görüyor. Allah her şeyin kendi gözüyle gördüğünü de görüyor. Her birimizin kendimize mahsus bakışlarıyla, görüşleriyle de görüyor. O zat hani diyor, kendi dakayık aşinasıyla görmek istediği gibi gayrın nazarıyla da bakmak istiyor. Yani başkasının görmesiyle de görmek istiyor. Ben neye, neye bakıyor görüyorsam Cenab-ı Hak benim o gördüğüm şekliyle de görüyor. Her şeyi görüyor, benim gördüğüm şekliyle de görüyor. Çünkü bir biz biz nasıl görüyoruz? Onu o yönüyle de Cenab-ı Hak görmek istiyor. Şu cümle çok muym bir daha okuyayım. Şu kainat sahibinin öyle bir ilmi vardır ki elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muhtezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Evet. Demek ki yani bak Cenab-ı Hakk'ın e, kavimler olsun, insanlara ayrı ayrı böyle sınıflara göre yani verdiği vazifeler var. Hikmet de işleri takip ettiği için kimisini zengin yapıyor, kimisini fakir yapıyor. Yani herkese ayrı ayrı böyle kabiliyetler veriyor, sıfatlar veriyor. Cenab-ı Hak bir hikmet takip ediyor ki öyle yapıyor. Eğer herkes zengin olsa sen ağa ben ağa bu ineği kimse ağa. Evet. Cenab-ı Hak birisine bir iş gördürüyor. Ondan sonra ona hizmetkarlar için herkese yani ayrı ayrı sıfatlar veriyor, kabiliyetler veriyor ki tah hikmetler gayeler takip edesin, ona göre olsun. Ne diyor? Demek. İnsanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir ve hikmet ve rahmetine muhtezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Ey insan aklını başına al. Dikkat et. Nasıl bir zat seni bilir? ve Bakar bil ve ayıl. Evet. Ey insan aklını başına al. Dikkat et. Nasıl bir zat seni bilir? ve Bakar bil ve ayıl. Eğer denilse yalnız ilim kafi değildir. irade dahi lazımdır. İrade olmasa ilim kafi gelmez. El cevap yani Cenab-ı Hakk'ın iradesi de olması lazım ki ilimle beraber soruda öyle söylüyor. Yalnız ilim kafi değil, irade dahi lazımdır. İrade olmasa ilim kafi gelmez. El cevap bütün mevcudat nasıl ki bir ilmi muhite delalet ve şehadet eder öyle de o ilmi muhit sahibinin irade külliyesine dahi delalet eder. Külli iradesine dahi delalet eder. Şöyle ki her bir şeye hususan her bir cihayata pek çok müşevveş ihtimalat içinde muayyen bir ihtimal ile ve pek çok akim yollar içinde neticeli bir yol ile ve, ve, pek çok imkanat içinde mütereddit iken gayet muntazam bir teşahhus verilmesi hassiz cihetlerle ...bir iradeyi külliyeyi gösteriyor. Bir iradeyi külliye. Şimdi Cenab-ı Hak... ...bir damla sudan insanları yaratıyor. Bir damla su. Demek bir irade var ki... ...yani bak tek bir hücre... ...tek bir hücre insanın... ...anne karnına gittiğinde tek bir hücre. Sonra o tek bir hücrede... ...gelen diğer hücreler... ...ona dahil olduktan sonra bir taraftan bakıyorsun, bir taraf kulak oluyor, ondan sonra di diğer kulak oluyor, yani aynı anda bakıyor hücrenin bir tarafından, iki tarafından kulak derken ondan iki tane göz, burun, ona göre kemikler vesaire, Cenab-ı Hak bütün ağızları kalk ediyor. Ya tek bir hücre, diğer yediğin şeyler, o diyelim anne karnındaki o hücreye dahil olduğu zaman, o büyüdüğü zaman iyi alıp rastgele bir şey çıkması lazım. Ama demek ki bir irade var ki ilimle beraber oradan Cenab-ı Hak bir insan yaratacak o hücreden. Bak ona iki tane kulak takıyor. Bir kalp, kulak, burun, ona göre sağ şekil vesaire. Demek ki, bir ilim var, külli bir ilim var ve e, ihat eden bir ilim var ve külli irade var ki ona göre Allah o hücreleri orada şekle sokuyor. Ve ona bir insan sureti veriyor. Fetebarekallahu ahsenel halekin. Şöyle ki her bir şeye hususan her bir zihayete pek çok müşeveş ihtimalat içinde, muayyen bir ihtimal ile ve pek çok akim yollar içinde, neticeli bir yol ile ve pek çok imkanat içinde mütereddidken gayet muntazam bir teşahhus bir şahsiyet verilmesi hasıl cihetlerle bir irade-i gösteriyor. Çünkü her şeyin vücudunu ihate eden hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde ve semeresiz akım yollarda ve karışık ve yeknesak sel gibi minzansız akan camit unsurlardan gayet hassas bir ölçüyle, nazik bir tartı ile ve gayet ince bir intizam ile, nazenin bir nizam ile verilen mevzun şekil ve muntazam teşahhus, intizamlı o şahsiyet, biz zarure ve bil bedaha belki bil müşahade bir irade külliyenin eseri olduğunu gösterir. Çünkü hassiz vaziyetler içinde bir vaziyeti intihab etmek bir tahsis, bir tercih, bir kas ve bir irade ile olur. Ve amd ve arzu ile tahsis edilir. Elbette tahsis bir muhassısı iktisa eder. Tercih bir müreccihi ister. Muhassıs ve müreci ise iradedir. Değil mi? yani onu o şekilde tahsis eden birisi var ki tercih eden birisi var ki bak o insan vücuduna giren o hücre tek bir hücre ondan iki tane kulak oluyor. İki gözü oluyor. Bir burun oluyor vesaire bütün azalar oluyor. Demek ki onu tahsis eden o şekilde tercih eden birisi var ki o karışık hücreler karışık hücreler Nereye gideceği belli olmayan, nerede toplanacağı belli olmayan o hücreler bir tahsis ve tercih edici tarafından oraya gönderiliyor. Orada biriktiriliyor. Orada onlara şekil veriliyor ki yani onlar o şekilde vücut buluyorlar. İşte demek bir irade-i külliye var, bir ilmi muhit var. Mesela insan gibi yüzler muhtelif cihazat ve alatın makinesi hükmünde olan bir vücudun bir katre sudan ve yüzler muhtelif ağzısı bulunan bir kuşun basit bir yumurtadan ve yüzer muhtelif kısımlara ayrılan bir ağacın basit bir çekirdekten icatları kudret ve ilme şehadet ettikleri gibi gayet kat'i ve zaruri bir tarzda olan saniyinde sanatkarında bir irade-i külliye delalet ederler ki o iradeyle o şeyin her şeyini tahsis eder ve o iradeyle her cüzüne, her uzuna, her kısmına ayrı has bir şekil verir bir vaziyet giydir yumurtadan yiyoruz her gün kırıyoruz. Sucuklu yiyoruz, sucuksuz yiyoruz değil mi abi? Ya yani yumurtadan yumurta kırılıyor. Geçen bizim balkonda vardı bir kumru. Şöyle şu büyüklükte bir yumurta 20 gün sonra içinden kanadı olan, gagası olan, gözü olan, hayatı olan bir varlık çıktı ya acayip. Yumurta bir ay önce kırsaydık omlet olacaktı. Ama 20 gün sonra bir baktık Subhanallah hayatı olan ga gagası olan, kanadı olan, iradesi, şeyi olan bir varlık çıktı ortaya. Fe subhanallah. Daha önce içinde sarı bir şey, sarı ve saydan bir şey vardı. Ya nasıl olur ya? Mucize işte yani. Ve ondan sonra 20 gün içinde büyüdü. Bir gün baktık yoklar. Eyvah! Korktuk acaba kargalar mı yedi diye. Şimdi bir ara kargalar yemişlerdi. O çok üzülmüştük. Sonra geldiler de, geri geldiler, gördük kanatlarından tanıdık, gagalarından. O oh, elhamdülillah dedik, hayattalar. 20 gün sonra da uçmaya başlamış. Biz üçüncü katta oturuyoruz. Şimdi Allah ona bir şey vermezse, bir ilham etmezse, ya insan kendini üçüncü kattan aşağı atar mı mesela? Aklı olduğu halde. O hayvancık bak geliyor 20 gün sonra yumurtadan çıktıktan sonra Allah ona ilham ediyor kendisini atıyor aşağı uçuyor uçmayı biliyor yani Allah öğretiyor işte yani bak demek mucizevi bir şekilde yaratılıyor mucize yani demek ne diyor o e, o irade ile her cüzüne ver ve huzuna her kısmına ayrı has bir şekil verir, bir vaziyet giydirir. Her şeye böyle. Elhasıl son cümleyi okuyup bitireceğiz. Nasıl ki eşyada mesela hayvanattaki ehemmiyetli azanın esasat ve netaj itibariyle birbirlerine benzeyişleri ve tevafukları ve bir tek sikki vahdet izhar etmeleri nasıl kat'i olarak delalet ediyor ki umum hayvanatın sani birdir, vahittir, ehaddir. Öyle de o hayvanatın ayrı ayrı teşahhusları ve simalarındaki başka başka hikmetli taayyün ve temeyyüzleri delalet eder ki, onların sani vahidi faili muhtardır ve iradelidir. Yani yumurtalar hemen hemen birbirlerine benziyorlar. Güvercin yumurtası, kumru yumurtası, o keklik yumurtası. Bakarsın kırsan içinden sarı bir şey, sonra saydan bir sıvı akar. Ama bakıyorsun bir irade var ki külli bir irade. Birisinden güvercin çıkıyor, birisinden kumru çıkıyor, birisinden keklik çıkıyor, birisinden bıldırcın çıkıyor, birisinden çıkıyor çıkıyor hakeza. Hepsinin türüne göre o sarı şeyden, o saydam şeyden, sarı ve saydam şeyden rengarenk türlerine göre, cinslerine göre oradan mahlukatlar çıkıyorlar. Demek bir irade-i külliye var ki onların türlerine göre, cinslerine göre onları ayırıyor, öyle halk ediyor. Madem ilmi ilahiye ve irade-i rabbaniye mevcudat ad edince belki mevcudatın şunatı ad edince delalet ve şahadet vardır. Elbette bir kısım filozofların irade-i ilahiyi nef ve bir kısım ehli bidatın kaderi inkar ve bir kısım ehli dalaletin cüziyata adem-i ıttılağını iddia etmeleri ve tabiyunun bir kısım mevcudatı tabiat ve esbaba isnat etmeleri mevcudat adedince muzaaf bir yalancılıktır ve mevcudatın şuunatı adedince muzaaf bir delalet divaneliğidir. Çünkü hassiz şehadete sadıkayı tekzip eden hassiz bir yalancılık işlemiş olur. İşte meşiyeti i ilahiyle vücuda gelen işlerde inşallah inşallah yerinde bilerek tabii tabii demek ne kadar hata